Hayırlı akşamlar değerli seyircilerimiz. Kars İl Müftülüğü ve Serhat Televizyonu'nun ortaklaşa hazırlamış olduğu yeni bir din ve hayat programında ekranlarınızdayız. Bu akşam Berat Kandili, kıymetli konuğumla Berat Kandili'ni konuşacağız. Evet, buruk geçen bir 3 aylar ikliminde devam ediyoruz. Dünyayı kasıp kavuran büyük bir salgınla karşı karşıyayız. İnşallah Rabbimizden temennimiz, duamız, niyazımız odur ki bu Berat Kandili, bu 3 aylar yüzü hürmetine inşallah bu musibetten bütün dünya bir an önce halas olur ve insanlık artık normal hayatına döner. Bu temennilerle programımızı açıyoruz. Bugün konuğum Kars İl Müftüsü Sayın Yusuf Eviş. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de teşekkür ediyorum böyle bir imkanı bize sağladıkları için. Öncelikle Serhat TV'ye. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam Berat Kandili. Evet. Berat'ı konuşalım bugün. Kurtuluşumuzu konuşalım. Berat nasıl olur? Kurtuluş nasıl olur? Buradan yola çıkarak ben hani akışı da bozmama adına öncelikle işte Berat'tan başlayalım. Berat kelime anlamı nedir? Berat dediğimizde aklımıza ne gelir? Bunun ayette ve hadiste karşılığı nedir? Evet. Bir tanımlamayla girelim hocam. Buyurun. Öncelikle biraz önce de ifade buyurduğunuz gibi Rabbim bu gecenin yüzü suyu hürmetine inşallah tekrar bizi camilerimize, cemaatimize kavuşturmayı Rabbim nasip eylesin. Tekrar cemaatle, cuma ile, kandiller ile camide kucaklaşmayı Rabbim tekrar bizlere nasip etsin. Ben bu duygu ve düşüncelerle Berat Kandili'nin İslam alemine, halkımıza, bizim birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah mekanlar içerisinde mekan, zamanlar içerisinde zaman yaratmıştır. İçinde bulunduğumuz zaman bakımından Cenab-ı Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin bol bol tecelli ettiği bir geceyi inşallah bu gece idrak edeceğiz. Recep ayının ilk cuma gecesi malumunuz Regaib Kandili'ni kutladık. En değerli armağana 3 aylara kavuştuk. Bu 3 aylar içerisinde Şaban ayının 15. gecesi lügatta kurtuluş anlamına gelen borçtan berat etmek, yani borçlardan kurtulmak anlamına gelen Berat Kandili'ni Allah nasip ederse bu gece ihya edeceğiz. Bu gece kutlayacağız. Berat Kandili'nin kutsiyetine dair Cenab-ı Allah Duhan Suresi'nde bizlere şöyle buyuruyor. Hamim vel kitabil mubin inna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna künna muzirin. Ap açık Kur'an'a yani kitabı andolsun ki biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Fiha yufragu kulli emrin hakim. Her hikmetli iş o gece ayrılır. Yani eceller, kader, rızıklar bu gece ayrılır. Yani Kur'an'ın toplu olarak dünya sembasına indiği mübarek gecedir Berat Kandili. Kur'an'ın ayet ayet inmeye başlandığı gece yine Kur'an'ın ifade buyurduğu gibi inna enzelnahu fi leyletil kadir. Yani Kadir gecesi Cebrail vasıtasıyla ayet ayet inmeye başlandığı gece Kadir gecesidir. Ama Kur'an'ın levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildiği gece mübarek Berat Kandili'dir. Evet hocam şimdi bu geceye dair yapılacak birçok şey var. Tabii bunlara gelmeden önce bu gecenin faziletleri var. Değindiğiniz gibi yani işte Kur'an'ın yahut işte insanların beratına vesile olması gibi. Ama biraz da bunu açarsak bu gecenin faziletleri nelerdir hocam? Bu gecenin faziletiyle ilgili şunu söylemekte fayda var. Öncelikle müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Allah-u Teala Efendimiz ona ifade buyuruyor Hazreti Hatice validemize. Cenab-ı Allah Şaban ayının nısfı yani 15. gecesi dünya semasına melekleri vasıtasıyla nida eder ve Kerb kabilesinin
koyunlarının kılları adedinden daha fazla mümini affedeceğini söylüyor Efendimiz. Yani buradaki dikkat çeken ifade Kelp kabilesinin koyunları. Yani bunu çok hadis-i şerifler çok geçiyor. Neden acaba diye merak ettik. Şu, bu kabilenin koyunları diğer kabilelerden daha besili, daha yani daha o konuda mahirler. Ya da sayıca daha mı fazlalar? Daha fazlalar. Yani aslında bu gecenin faziletiyle ilgili Efendimizin buradaki bunu ifade etmesinden maksat şeydir. Yani mübalağadır. Yani o kadar çok insanı Cenab-ı Allah bu gece affedecek ki ondan dolayı bu ifadeyi kullanmıştır. Hazreti Ayşe annemiz de Efendimiz'den bir tavsiye olarak şunu söylüyor. Eğer diyor bu geceye kavuşursanız şu duayı çok okumamızı bize tavsiye ediyor. Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen affedeceksin, affetmeyi seversin. Bizleri de affet diye dua etmemizi bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye buyuruyorlar. Hocam bu duayı bir daha böyle alalım inşallah. Allahümme. Seyircilerimiz de bunu öğrenirler. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Tabi Arapçasını ezberleme imkanı olmayanlar. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet diye dua etmemizi tavsiye buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet hocam, peki kutlanma sebebi ne bu gecenin? Neden kutlarız? Bu gece İslam aleminde ne derece önemlidir? Yani derin bir saygıyla kutlanmasının en önemli nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. İlk önce kıblenin değişmesi. Malumunuz Kabe daha önce putlarla doluydu. Bir puthaneydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rükn-ü Yemani'den doğru Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyordu. Tabi bu müşrikler arasında şöyle bir şeye de sebep oluyor. Bakın işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim dinimizi beğenmiyor mu? Bizim kıblemize dönmüyor. Veya tam tersi Yahudiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bak peygamber olduğunu iddia ediyor. İşte bizim kıblemize dönüyor şeklinde. Bu Efendimiz'e kulağına geldiğinde aleyhissalatü vesselam tabi gönlü Kabe'ye dönmekten yana. Bu gece Berat kandilinde bugün Müslümanların Medine'de ziyaret ettiği Kıbleteyn mescidinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam öğle ya da ikindi namazı tam rivayetler bu konuda net değil. Kılarken Cenab-ı Allah Efendimizin gönlünden geçiyor. Keşke Kabe'ye dönsem şeklinde. Cenab-ı Allah Bakara suresindeki şu meşhur ayeti kerimeyi inzal buyuruyor. Fevelli veceke şadral mescidil haram. Artık yüzünü mescid-i harama Kabe'ye çevir. İşte bu geceye denk geliyor. Birinci bu. İkincisi af, mağfiret, rahmet dualarının biraz önce de ifade ettiğim gibi kabul olunduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de az önce ifade ettiğim gibi Kelp kabilesinin koyunları kılının adedince Müslümanların affedileceği, Cenab-ı Allah'ın onları azat edeceği mübarek bir gece olduğu için bu gece hani halk arasında da şöyle geçer ya defter karalama gecesi diye. Tevbe edenlerin affedileceği mübarek bir gece. Yine biraz önce okuduğum fiha yufragu küllü emrin hakim diyor ayeti kerime. Yani her hikmetli iş o gece ayrılır. İşte ecel, kader, rızıklar o gece Cenab-ı Allah katında deftere yazılır. Yani meleklere teslim edilir. Bu beratla önümüzdeki senenin berat gününe kadar ki o dönemki rızıklar, eceller. Dolayısıyla bu gece çok önemli. Yani yine dördüncü olarak berat gecesinde kılınan namazların, okunan Kur'anların, yapılan tevbe ve istiğfarların sevabının çok büyük olması. Beşinci olarak
Cenab-ı Allah'ın rahmetinin o gece kulların üzerinde sağanak sağanak yağdığı, hani Şaban ayının yarı gecesi, Berat gecesi olduğunda onu ibadetle geçirin. Gündüzünü oruçlu geçirin. Zira Cenab-ı Allah bu gece güneşin batışından itibaren sabahın seherine kadar dünya semasına tecelli eder ve şöyle buyuruyor. Yok mu af dileyen onu affedeyim. Yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu derden müptela olan ona onu o dertten kurtarayım. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye Cenab-ı Allah melekleri vasıtasıyla o seherin, yani güneşin battığından seherin o güneşin ilk ışığına kadar Cenab-ı Allah dünya semasına böylece tecelli eder. Bu gece önemli. Yani biraz önce de ifade edildiği gibi yani bakın camilerden uzağız. Kandil camilerde geçiremiyoruz. Camilerde cemaatle buluşamıyoruz. İşte bir derdimiz var Müslümanlar olarak. İşte bu gece tam bir fırsat gecesi. Bu geceyi tabii duayla geçirelim. Şimdi bunu söylerken halk arasında yanlış bir anlamda ifade etmek istemiyorum. Yani biz sadece dua edelim, gerisini bırakalım demek istemiyorum. Tabii önce biz tedbirimizi alacağız. Devletin koymuş olduğu kurallara uyacağız. Dolayısıyla hani dedim ya, madem camiye gidemiyoruz, öyleyse biz bu geceyi evlerimizi mescide çevirmemiz lazım. Aile halkımız ile beraber bu gece geçmişlerimize Kur'an okuyarak evlerimizi mescide çevirmemiz lazım. Birbirimizi dua etmemiz lazım. İşte Allah'ım azabından affına, gazabından hoşnutluğuna, senden sana sığınıyorum. Bu da yine Efendimizin bir ifadesi. Başımızı secdeye koyup yine Cenab-ı Allah'a bu gece dua etmemiz lazım. Görülüyor ki yani Berat gecesi dua ve isteklerin kabul edildiği, günahların bağışlandığı mübarek bir gecedir. Zamanlar aslında birdir. Yani Cenab-ı Allah bütün zamanları yaratan Cenab-ı Allah. Aslında zamanlar bindir. Ancak Cenab-ı Allah'ın kullarının ibadetlerini kat kat mükafatlandırmak için böyle geceleri Cenab-ı Allah bizim önümüze bir fırsat olarak sunuyor. Yani bir lütuf diyelim bir bunu. Lütuf, bir fırsat. Allah'ın bir bize bir ikramı, bir lütfu. Hani bir kampanya diyoruz ya, günahlardan affedilme kampanyası bu gece. Evet. Şimdi hocam, bu gece af gecesi. Umumi aftan da bahsettik. Evet, umumi aftan bahsettiniz. İşte Allah-u Teala'nın da yok mu af dileyen, onu affedeyim, yok mu şunu isteyen, yok mu şunu isteyen diye sabaha kadar böyle beklediğini veya işte evet, bizim onu o şekilde anlamamız gerektiğini ifade ettiniz. Bir de bunun yanı sıra öyleleri var ki affedilmiyorlar. Veya Allah'ın affının dışında kalan bir grup insandan söz edilir. Bunlar kimlerdir hocam? Şimdi Rabbimiz bizi affetmeyi istiyor. Çünkü Allah'ın Afuv yani ismi var. Affedici. Kerim ismi var Allah'ın. 99 isimleri. Ancak bu gece tevbe ve istiğfar etmez ise, yani o yolundan dönmez ise, o kötü huylarını bırakmaz ise, Efendimizin de hadislerinden çıkardığımız şu: bir, Allah'a şirk koşanlar bu gece umumi aftan nasibini alamayacaklar. Çünkü inne şirke le zulmün azim. En büyük günahtır şirk. Allah'a şirk koşanlar, Allah'a ortak koşanlar bu gecenin affından faydalanamayacaklar. İki, ana babasına isyan edenler. Bu da çok önemli. Bakın Kur'an-ı Kerim çok dikkat çeken bir ayet-i kerimi var. Çok zikrettiğimiz. وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا. Öyle güzel bir şey ki. Diyor ki ayet, Cenab-ı Allah kullarını yalnız kendisine ibadet etmekle emreder. Veya yalnız kendisine kulluk etmekle bizi Allah emrediyor. İlk vazifemiz Allah'a kulluk. Çünkü bizi Cenab-ı Allah yarattı. Çünkü bizi Allah rızıklandırıyor. İkincisi ve bil valideyn ihsana. Hemen ayet öyle devam ediyor bak.
Allah'a kulluk, ana babaya iyilik diyor. İşte bu gece ana babasına isyan eden, ana babasına bakmayan, ana babasının hayır duasını almayanlar bu gecenin umum affından faydalanmayacaklar. Dikkat etmek lazım. Yine içki içmek, yani Cenab-ı Allah'ın bize büyük günah olarak Kur'an'da zikrettiği işte içki gibi, kumar gibi bu kötü alışkanlıkları bırakmayanlar bu gece umum affından faydalanmayacaklar. Üç. Dördüncüsü, din kardeşine haksızlık etmek. Yani şöyle ifade edeyim, kul hakkı yemek diyelim. Ona zulmetmek, Müslümana zulmetmek, Müslümana zulmedenler, onun hakkını, hukukunu çiğneyenler bu gecenin affından istifade edemeyecekler. Yine beşinci olarak, akrabalarla ilişki kesen. Efendimiz buyuruyor ya, la yedhulul cennete kati'un diyor. Akrabalarla ilişki kesen, hısım akrabasıyla ilişkini kesenler cennete giremez diyor Efendimiz. Buna dikkat etmek lazım. Yine gurur ve kibir. Bak aslında çok şey gözüküyor değil mi? Gurur ve kibir. Ya ne olacak ki? Adam kibirliyse kibirli. Ama öyle değil. Çünkü sadece kendini beğenenler, kibirlenip büyüklük taslayanlar, hayat ihtişamına mağrur olanlar. Firavun'u örnek verin. Nerede kaldı Firavun? Dünyanın en zengini Karun nerede kaldı? Nemrut değil mi? Cenab-ı Allah bir sinekle değil mi Nemrut'u helak etti. Bakın biz yine aynı yere geleceğim ama biz bugün insanlık alemi olarak o kadar kibirlendik ki, o kadar gururlandık ki, yani teknoloji o kadar ileri gittik ki, yani çılgın bir hızla gidiyorduk ama Cenab-ı Allah bize görünmeyen bir virüs attı. Bak hep durdu her şey. Evlerdeyiz. Dışarı çıkamıyoruz. Dolayısıyla hani gurur ve kibir de çok büyük günahlardandır. Çünkü gurur ve kibir şeytandandır. Dolayısıyla bu gece bu saydığım altı grup, Efendimizin, tabi bunu ben çıkarmıyorum, Efendimizin hadislerinde bunlar olduğu için söylüyorum. Bu altı grup insan umumi aftan faydalanmayacaklar. Allah onlardan muhafaza, yani o gruplar amin, içerisinde olmaktan muhafaza amin, eylesin. Amin, ya da o alışkanlıkları veya o grup içerisinde yer bulan insanlarına bir an önce tevbe ederek Allah'a yönelmesini amin, Rabbim nasip eylesin inşallah. Böyle dua edelim. Evet hocam, gecenin ihyası önemli. Gecenin evet, ihyası önemli. Dolayısıyla şimdi nasıl İhya etmemiz lazım. İhya etmemiz gerek. Nasıl idrak şimdi, edeceğiz? Bu gecenin özel bir namazı var mı? Veya bu gecede özel bir ibadet şekli var mı? Halkımıza neler tabii öncelikle önerirsiniz? Mübarek geceleri ve günleri ihya etmek müstehap ve güzel adetlerimizdendir. Yani imanımızın kemaline, dünya ve ahiret saadetimize vesiledir bu geceleri ihya etmek. Bu bakımdan mübarek gecelere önem vermeliyiz. Yani bu geceleri ihya etmeliyiz. Bu gece sadece işte kendimiz değil, biraz önce de ifade ettiğim gibi, madem camilerde buluşamıyoruz, evlerimizi mescide çevirerek bu günleri, bu güzel bir öneri hocam yani, gerçekten. Yani evlerimizi mescide çevirmemiz lazım. Yani bizler olumsuzluklardan olumlu şeyler çıkarmamız lazım. Bazen oluyor ya, bizler hani diyoruz ya, ya eşimize zaman ayıramıyoruz, çocuklarımıza zayın, işte işimiz var, gücümüz var. Ama bak tam bu bir fırsat. Çocuklarımıza zaman ayırarak, ondan sonra onlara hediyeleşerek, ailemizle bir araya toplanarak, uzak akrabalarımız, dostlarımızı telefonla arayıp kutlayarak ne yapmamız lazım? Bu geceyi iyi etmemiz lazım. Şöyle bir ifade kullanayım. Mesela biz bir yere gidiyoruz, bir ziyarete gidiyoruz. Düşünüyoruz ya, hediye alalım. Ya ne alalım, şunu mu alalım, ya ayıp olur mu? Şunu mu alsak ayıp olur mu şeklinde bir kafa yoruyoruz değil mi? Ya bu gece ben şöyle düşünüyorum. Ya Efendimiz'e bir hediye gönderelim. Alemlerin Efendisi'ne bir hediye gönderelim. Mesela bol bol bu gece salat ve selam getirelim Efendimiz'e. Kur'an okuyalım. Ölülerimizi rahmet anarak, onlara Kur'an okuyarak ne yapalım? İşte o geceyi geçirmeye gayret edelim. Yine Efendimiz'in yani bu gece ile ilgili duaların geri çevrilmeyeceği, bol bol dua etmek lazım. Recep ayının ilk cuma gecesi, yani Regaib kandili. Şaban ayının 15 gecesi, yani bu gece Berat kandili. Cuma gecesi,
Ramazan geceleri, Kurban Bayramı geceleri Cenab-ı Allah duaları geri çevrilmeyeceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Hani eskiler geceyi yani niye ihya dedik? Başka bir şey demedik. Ben bu gecelerle ilgili kutlama kelimesini çok kullanmak istemiyorum. Kutlama. Kutlama çok iyi kalıyor. İhya. Niye ihya? İhya kelimesinin manası diriltmektir. Yani biz canlanmak demek ki böyle gecelerden istifade edelim ki bir fikir, bir mana anlamında yeniden canlanma. Yani şöyle düşünün. Ya ben bu gece şu nefsimizin muhasebesini yapmamız lazım. Midemizi doyurmayı düşündüğümüz gibi ruhumuzu da doyurabiliyor muyuz? Acaba ben İslam alemi adına, Müslümanlık adına neler yaptım? Neler yapmalıyım? Acaba biz sünnet üzere yaşıyor muyuz? Veya sünneti nasıl al diyoruz? Bunu değerlendirmemiz lazım öncelikle bu gece. Yani sünnet deyince sadece namazların sünnetini biz anlamalıyız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bize tavsiye ediyor ya ahir zaman ümmetinden benim bir sünnetimi yaşayan diyor ahir zaman bu zamandan bahsediyor 100 şehit sevabı alacak diyor. Acaba biz sünnet üzere yaşamayı becerebiliyor muyuz? Yine bu kandil gecesinde hayatımızı nasıl değerlendiriyoruz? Yani midemizi doyurduğumuz gibi ruhumuzu da doyurabiliyor muyuz? Ömrümüzü güzel değerlendirebiliyor muyuz? Veya bir tuttuk bir hizmetin ucundan bir hizmet yapabiliyor muyuz Allah için? Bunu değerlendirmemiz lazım. Yani netice olarak Allah'ı seviyorum diyen Müslüman kulluk vazifemizi Allah'a borçlu olduğumuzu bilerek Cenab-ı Allah'a karşı borcumuzu ödeyebiliyor muyuz? Peygamberin bizi seviyoruz dediğimiz halde onun sünnetini ve ahlakını hayatımıza aktarabiliyor muyuz? Şeytanın düşman olduğunu bize Kur'an apaçık belirttiği halde şeytanı düşman edebildik mi kendimize? Veya şeytanın adımlarını takip ediyoruz. Cennet haktır dediğimiz halde cenneti hak edecek hangi amelleri yapabiliyoruz bu gece? Bunu düşünmek lazım. Bunu ifade etmek lazım diye düşünüyorum. Hocam Berat gecesinde 100 rekat namaz kılınacakmış. 50'sini kılsam sonra bir başka 50'yi de bir 2 saat sonra kılsam diye bir öğrencim sormuştu. Ya bu öyle geceyle, bir namaz şekli var mı hocam? Bu gece yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifi var. Buna dikkat etmek lazım. Hazreti Ayşe amcamız der ki hani Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz için şöyle diyor ya geçmiş ve gelecek günahları affedildi. Fetih suresinde. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكِ وَمَا تَأَخَّرَ. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Efendimiz diyor secdeye öyle bir kapandı ki o gece Berat gecesi öyle bir secdeye kapandı ki zannettim ki ruhunu teslim etti. Hatta Hazreti Ayşe annemiz Efendimizin ayağına dürtüyor. Tabi şimdi Efendimizin evi deyince bizim evler gibi değil. Hücre-i sadece iki kişi sığacak ufak bir kulübe kadar bir odası Efendimizin özel bir odası. O gece Hazreti Ayşe annemizin odasında diyor ki ayağına dürttüm diyor. Acaba ruhunu mu teslim etti? Ayağa kalkıyor. Ayakları şişinceye kadar kıyamda kalıyor. Bitince diyor ki Hazreti Ayşe annemiz senin geçmiş gelecek günahların affolduğu halde niçin ayakların şişinceye kadar kıyamdasın? Ey Ayşe Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Ama burada dikkat çeken bir şey var. Rekattan bahsetmiyor. 100 rekat demiyor. Yani 100 rekat namaz kılıp da affedersiniz hadiste de var ya tavuğun yem toplaması gibi böyle kalkıp inmektense 2 rekat namaz kılalım. Alnımızı secden kaldırmayalım. 100 rekat gücümüz yetiyorsa kılalım amenna. Ama 100 rekat böyle hızlı hızlı kılmaktansa 2 rekat kılıp düzgün kılmaya
gayret edelim bu gece. Veya kaza namazı varsa, tabii mutlaka kaza namazlarımızı kılmamız gerekiyor. Hocam güzel bir muhabbet oldu. Ağzınıza sağlık. Son olarak seyircilerimize, bizlere vermek istediğiniz yani, bir mesaj son varsa olarak, onları alalım. Sonra yani sizden bize, inşallah dua alacağız. İnşallah. Bu gece nefsimizin, hayatımızın muhasebesini yapmamız lazım. Hangimizin elinde bir sene daha yaşamaya garantimiz var? Biraz önce hani en başta ifade ettiğim gibi bir yıllık rızık, bir yıllık ecelin, kaderimizin yazıldığı bu geceyi uyanık geçirmemiz lazım. Düşünün geçen yıl bizlerle beraber olup bu sene aramızda olmayan komşularımız değil mi? Belki anne babamız, evlatlarımız yok yani. Bir sene daha yaşama garantimizin olmadığını bilerek bu gece uyanık geçirmemiz lazım. Hep beraber mukadderatımızın tayin olduğu, amellerimizin Rabbimize arz olunduğu şu mübarek gecede nefsimizin, hayatımızın muhasebesini yaparak şu bir yılı kârda mı geçirdik, zararda mı geçirdik, bunun bilançosunu çıkararak bu geceyi tekrar değerlendirmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ben bu duygu ve düşüncelerle tekrar Rabbim inşallah bizi tekrar camiyle, cemaatle kucaklaşmayı Rabbim nasip eylesin. Şu mübarek Berat Kandili'ni en güzel şekilde ihya edip günahlarımızın affına Rabbim cümlemizi inşallah vesile eylesin diyorum. Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli seyircilerimiz, bu akşam Berat Kandili özel programımızı gerçekleştirdik. Kıymetli İl Müftümüz Yusuf Eviş hocamızla. Ben de bu vesileyle hocamın dualarına amin diyerek beratımıza, kurtuluşumuza vesile olsun bu gece inşallah. Hocamdan Berat gecesine özel, bu gece özel bir dua istirhamımız oldu. Duayla, hocamın duasıyla kapatıyoruz inşallah. Hep birlikte amin diyelim. Buyurun hocam. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya ilahel alemin ve ya hayren nasirin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayeti kerimende bizlere ferman buyurduğun gibi. Hamd senin, mülk senin, varlık senin. Bütün bunlarda eşin ve benzerin yoktur senin ya Rab. Errahmanirrahim. Ya Rabbel Alemin. Günahlarımız çok. Sana açacak elimiz yok. Sana bakacak yüzümüz yok. Ancak şu mübarek Berat gecesinin feyzinden, bereketinden istifade edebilmek için ellerimizi huzuruna açtık. Senin Rahman ve Rahim olan ismi şeriflerine güvenerek affını, rahmetini bekliyoruz. Bu gece hürmetine cümlemizi affı mağfiret eyle ya Rab. Maliki yevmiddin, din gününün semavatin ve arazin yegane yaratıcısı ve mutlak sahibi olduğuna iman ettik. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya ilahel alemin, bu niyazımız da yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden yardım bekleriz. Cümlemizi medet-ü inayetini nail eyle ya Rab. İhtina sıratal müstakim. Ya Rabbel alemin, bizleri Kur'an-ı Kerim'de tarif ve ihsan buyurduğun hidayetine erdir. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Kendilerinin cennetine nimetlendirdiğin minen nebiyyin ve sıddıkîn ve şühedâ-i ve sâlihîn, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin yoluna cümlemizi ilet ya Rab. Gayril mağdubi aleyhim ve labdalin. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yolundan cümlemizi emin ve muhafaza eyle ya Rab. Senin sevgili Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salatü selam ediyor. Şefaatlerine cümlemizi nail eyle. Yolunda ve sünnetinde bizleri daim eyle. Ahlakıyla bizleri tezyin eyle. Mübarek ravzasına yüz sürebilmeyi bizlere nasip eyle. Cennetinle, cemalullahınla cümlemizi müşerref eyle. Ya ilahel alemin ve ya rahmer rahimin. Sen bizleri, milletimizi, memleketimizi, vatanımızı, yurdumuzu her türlü tehlikeden, felaketlerden, görünür görünmez kazalardan, afatlardan muhafaza eyle. Ya ilahel alemin,
Şu anda İslam insanlık aleminin yüz yüze kaldığı şu virüsten, hastalıktan, şu gece hürmetine, kurtuluşa ermeyi nasip eyle. Tekrar camiyle, cemaatle kavuşmayı, kucaklaşmayı cümlemize nasip eyle. Ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar ihsan eyle. Dertli kullarına devalar ihsan eyle. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ Ayet-i Kerime sınırsızı tecelli ettiğinde nice yüzlerin günahlardan ötürü simsiyah, nice yüzlerin salih amellerden ötürü bembeyaz olacakları o gün yüzümüz ak, pak olarak huzuruna çıkmayı nasip eyle. Şu mübarek berat kandili hürmetine affı mağfiret eyle. Efendimizin bizlere tavsiye buyurduğu gibi Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Dualarımızı estaizu billah fetegabbelehe rabbuhe bi kabulin hasenin ayeti kerimesinin sırrına mazhar eyle. Dualarımızı Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Kâbetullah'ta, Ravza-i Mutahara'da yapılan ve kabul olunan dualar zümresine ilhak eyle. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, hastalıklardan kurtulmak için, bilhassa Allah rızası için El Fatiha.